Hazar Devleti. 7-11. yüzyıllar arasında Karadeniz ile Kafkas Dağları'nın kuzeyinde ve İdil yani Volga Nehri dolaylarında hüküm sürmüştür. Hazarlar tarih sahnesine Sabar Türklerinin devamı olarak çıkmıştır. Batı Kök Türk Devleti yıkılınca Hazarlar bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Hazarlar, Museviliği benimseyen tek Türk devleti olup ülkesinde farklı dinleri barındırmıştır. Hazar ismi günümüzde Hazar Denizi adında yaşamaya devam etmektedir. Karluklar, Kök Türklerin hakimiyeti altında yaşamış olan Karluklar, 2. Kök Türk devletinin yıkılmasında ve Uygur devletinin kurulmasında etkili olmuştur. 751 Talas Savaşı'nda Çinlilere karşı Müslüman ordusunun yanında yer almıştır. 840'ta Uygur Kağanlığı'nın yıkılması üzerine kendini Kök Türklerin halefi kabul eden Karluk hükümdarı Bilge Kül Kadir Kağan, Karahan unvanını almıştır. Böylece Karluklar değişiklik geçirerek aynı zamanda Orta Asya'da ilk Türk İslam devleti olan Karahanlılara dönüşmüştür. Avar Hakanlığı Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra 4. yüzyıl sonlarında, Moğolistan'da kurulmuştur. 1. Kök Türk Devleti, Avar Hakanlığına son verince Avarlar, batıya göç etmiş ve Bayan Han zamanında Orta Avrupa'da devlet kurmuşlardır. İstanbul'u iki kez kuşatan avarlar, Germen ve Slavları yönetim, askerlik ve sanat alanlarında etkilemiştir. Avarlar Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Türgişler, Kök Türk işler. Hakanlığının batıdaki kalabalık boylarından biri olarak ili nehri dolaylarında yaşamıştır. Emevilerle mücadele ederek Arapların, Orta Asya'da hakimiyet kurmasını engellemiştir. Türgişler kendi adlarına para bastırmışlardır. Başkırtlar, Orta Asya Türk kavimlerinden olup Ural Dağları'nın kuzey ve doğu kısımları ile İdil'in kuzey kesimini oluşturan Bozkırlarda yaşamıştır. Yaşadıkları bölge Başkırdistan olup buranın baş şehri Ufa'dır. Başkırtların aslı Türkistan'ı terk ederek kuzeye yönelen ve sonra batıya geçen Kıpçak Türklerine dayanmaktadır. Bulgarlar, 2. yüzyılda Orta Asya'dan Avrupa'ya başlayan göçle ilk olarak Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki topraklara yerleşmiştir. 6. yüzyılın sonlarına doğru Kuban Nehri, Azak Denizi ve Karadeniz bölgesinde yaşayanların katılmasıyla Han Kubrat'ın liderliğinde Büyük Bulgar Devleti kurulmuştur. Büyük Bulgar Devleti'nin yıkılmasından sonra 680'de 30 ogurlardan bir grup itil yani Volga Bulgar Devleti'ni kurmuştur. Ticari ilişkiler sonucu, İslamiyetle tanışan Bulgarlar, 10. yüzyılın ilk yarısında İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Doğu Avrupa'da Türk İslam kültürünün temsilcisi olmuşlardır. Dobruca'nın güneyinde Asparuh tarafından kurulan Tuna Bulgar Devleti ise Boris Han döneminde Hristiyanlığı resmen kabul etmiştir. Oğuzlar 630 ila 682 yılları arasında 9 Oğuz Kağanlığı altında toplandılar. Daha sonra Kök Türk ve Uygur hakimiyetine giren Oğuzlar 10. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti'ni kurdular. 10. yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet'i kabul eden Oğuzlar, Büyük Selçuklu ve Osmanlı gibi cihan Şumul devletler kurmuşlardır. Kıpçaklar. Batı kök Türk topluluklarından olup kaynaklarda çoğunlukla kumanlar adı altında anılmıştır. 11. yüzyılda Güney Rusya'ya gelerek burayı ele geçiren Kıpçaklar, Bizans'a karşı akınlar düzenlemiştir. 1250'de Mısır'da kurulan Memluklular devleti kısa bir süre sonra Kuman Kıpçak Türklerinin eline geçmiştir. Zaman içerisinde bir kısmı Hristiyanlığı benimseyen Kıpçakların bir kısmı da Kırım, Kafkaslar ve İdil Bulgarları ülkesinde Müslüman olmuştur. Peçenekler 9. ve 12. yüzyıllarda Karadeniz'in kuzeyindeki steplerde yaşamıştır. Oğuzlar ve Hazarların baskısı sonucunda Karadeniz'in kuzeyindeki topraklara gelerek Macarları buralardan uzaklaştırmıştır. Peçenekler ilk defa 1035'te tunayı geçerek Bizans topraklarına girmiş ve Bizans'a karşı akınlar düzenlemiştir. Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Peçenekler, Malazgirt Savaşında Bizans ordusundan ayrılarak Alparslan'ın ordusuna katılmıştır. Kırgızlar, 840 yılında Uygur devletini yıkarak Ötüken'de devlet kurdular. 13. yüzyılda Moğolların, 19. yüzyılda Rusların egemenliğine giren Kırgızlar, 1991'de bağımsız oldular. Türk edebiyatının en güzel örnekleri arasında yer alan Manas Destanı, Müslüman Kırgızlarla gayrimüslimler arasındaki mücadeleleri anlatır. Macarlar, Fin-Uğur kavimlerinin bir bölümü Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara inerek onugurlarla kaynaşmıştır. 9. yüzyılın başlarında Hazar egemenliği altında olan Macarlar, Peçeneklerin baskısıyla batıya doğru göç etmiştir. 896'da Macaristan'a yerleşen Macarlar, Hristiyanlığı benimseyerek Türk kimliğini kaybetmiştir.